Survivor panoramadan herkese merhaba. Haftanın ilk günü sizlerle beraberiz. Hepiniz ekran karşısına hoş geldiniz. Sizler hoş de Stüdyo'ya hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş, bulduk. hoş bulduk. Haftanın ilk günü yine beraberiz. Ayrılamayan bir ekip olduk zaten. <laughs> maşallah nazar <laughs> değmesin. Nasılsın ben Sakan Bey? Özellikle siz pazar gününüzü çok evde çok dinlenerek ailenizle evet, geçirdiniz. Evet evdeydik. Dün anneler günüydü. Annelerimizi ziyaret ettik. Tekrardan anneler günü kutlu olsun. Onun dışında akşam bir arkadaşımızın doğum günüydü. Ona gittik. Sonra geldik eve Survivor'umuzu izledik, yattık falan filan. Her ve şey buradasın. yolunda ve buradayız tabii ki çok özledim sizleri. Özellikle Damla ve Kemal abi ve seni <laughs> çok özledim. Gökhan'ı özlemedim açık Neden? Söyleyeyim. Bilmiyorum ya bu ara benim üstüme oynuyor biraz. E, o yüzden Gökhan Özdemir'le rahatsız Ama Hakan sen devamlı benim Sevgili üstüme oynuyorsun. Sevgili Acun abiye de ileteceğim yani. Böyle Allah olmuyor. Allah. Evet Gökhan ve Melih'ten ben artık sıkıldım yoruldum. Bu spor yaparken bir şeyler yaşıyorlardı. <laughs> evet. yani. İddialar falan havalar düşüyor. Gök, ters, Gök, evet. Hakan geçen ters basket atmış ya. Herkes şey montaj mı yaptın evet, diye. <laughs> aynen aynen. Oluyor arada giriyor işte öyle ya. Efendim <laughs> basket. Kemal ben basketbol seviyorum. Hatta bak bugün de denk basketbol tişörtü. Benim NBA'de en sevdiğim oyuncu Antetokounmpo var Yunan bir oyuncu. Onun tişörtü. Falan filan, Survivor'a dönelim mi? <laughs> Sonra, ne güzel konuşuyordu, kankana anlatıyordu. Evet, Boğaç şu an çıldırıyordur yukarıda. Ay yok, çok sakin, hiçbir şey tamam, söylüyorum. Okay. Kemal abi siz iyisiniz. Teşekkür ederim. Yine çok şıksınız her çok zamanki marşlı. gibi. Çok Hep bir ediyorum. mavi giyeceksin yani. İlla o geday Sen, da o geday yani. O Böyle geday şey mı? Yok. Sen dünü kaçırmışsın bence. Ne oldu? Nagihan'la bir şey yaptı da mavi. <laughs> Nagihan'da mavi, sizler Bugün bakalım kim? Her gün birisini bana ifşa ediyorlar ama arkadaşlar, kim iyiyse, kim o gün... Finali güzel yapmışsa ben onu destekliyorum. Benim kişisel <laughs> ayrı bir şeyim yok. Ha, hep kazananın kim yanındasın. Yani. Evet. Ama dün bir hep konu Nagihan'a geldi. Yani Nasıl oldu biz de olur. bilmiyoruz. Bu benim görüşüm. Geldiğim günde söyledim. Sonunda da söylüyorum. Bu sene bir kadın şampiyon olacaksa o isimle Nagihan Karadere diyorum. Bu kadar. Ama bir şey söyleyeceğim. Dün yani o akşamın ipuçlarında herhalde biraz... Evet. Şimdi evet sen cümleni tamamla ondan sonra gidelim. Ogeda ile Adem'in o omuz olayını ben o. burada böyle yakından bakıp şey yapmak Değerlendirmek istiyorum. Değerlendirmek istiyorsun. Omuzu atan kim? Onu beraber çözelim tın, tın, burada. Tın 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 hemen alt başlık geçelim. <laughs> Net. Omuzu atan kim? <laughs> Net. Şimdi tabii ki omuz detayını konuşacağız ama onun öncesinde de sanki konuşmamız gereken çok fazla şey var. Sema diye. Evrim olayı var. Sema... Sema, Sema. Sema <laughs> kim? Yeni yarışmacı. Sema, Evrim. Ee, ben ev, Mesela Evrim'in Nagihan'dan çekindiğini düşünüyor musunuz siz? Tartışmalarda falan, işte dün izlediğimiz bölümde de hani böyle çok cevap veremiyor olması ya da konuyu bir anda kapatıyor olması. ben Nagihan'dan çekiniyordum. Nagihan'dan bence kim olsa çekiniyor. Yani, bir <laughs> anda bağırmaya başladı. Ama Evrim de yani. çok baskın bir karakter. Bilmiyorum Nagihan'dan sorumlu devlet bakanımız buradayken bize bir <laughs> şey demek düşmez ama Soğur. bence çekinilir Nagihan'dan. Evrim kesin çekiniyor. Öyle mi Ç dersin? Ya Nagihan'la kavga edemezsin. Ben bunu baktım. Nagihan'la Nagihan kavga etmek de. çamura düşmek gibidir. Hala bunu söylüyorum. Nagihan'la kavga etmeyeceksin. Nagihan bir şey dedim, mi eyvallah Nagihan diyeceksin devam edeceksin. bir şükür diyeceksin devam edeceksin. Yapacak başka bir şey yok. Yoksa hem senin, ya sen de ben, şey olursun. Evet, ben de tartışmak istemem Nagihan'la ama Evrim'in de çekindiğini düşünmüyorum. Takı aynı takımda oldukları için de oradaki belki enerjiyi mı, bozmamak mı, için de. de. Orada kesmiş olabilir. Evrim de cevaplarını güzel evet. verebilen bir evrim yarışma. Evrim'in hakkından Nagihan gelir. İkisi karşılıklı belki de. Efendim? Birbirinin hakkından gelebilecek iki yarışmacı. Yok Nagihan'la bak baş edemezsin diyorum ya. Kimse Arka öyle. arkaya üç tane atasözü. Ne o? Hakan'dan. Üç tane arka arkaya atasözü. <laughs> ne o abi? Evrim'in hakkından Nagihan gelir. Ama, o, da, o atasözü başka. <laughs> ama Evrim'in hakkından Nagihan gelir. ben, bir şey, ben bir şey demedim Seda. sadece onu söyledim. Üç Seda tane arka arkaya mi? atasözü. Seda gelir mi? Seda gelir ama Evrim Seda'ya ya bak Evrim'de şöyle bir şey var. Evrim Survivor'daki en böyle e, nasıl diyeyim net, dobra, ağza geleni söyleyen karakter ama Evrim'de bir saygı olayı var. Evet, evet. Bak Evrim kendisinden biraz daha yaş olarak büyük, abla gördüğü, anne gördüğü insanlara karşı dışarıda da öyle çünkü. E, bir hani çok efendi bana karşı mesela hiçbir zaman saygıda hiç bir kelimesinde Kusur etmedi. Hep böyle abi, evet abi falan. Hani bir şey demiş olsam bile hep bir şey. Evrim'de bunu ben hissediyorum hep. Bakma Sema'ya da aslında burada şey yapmaz. Takımsal konuşuyor. Nagiyana, Sema'ya, Seda'ya Evrim'de hep bir saygı olur. Evrim bunu bilen biri. Öyle yetiştirilmiş çünkü. Niye sustunuz? Yok, katılıyorum. Ben bekliyorum. Ee, ben bakayım, Evrim'in Evrim'in zaten başından beri yani geçen kendi döneminde de bu dönemde de eee Sarayvır şartlarının ne kadar zorlu olmasına rağmen e, o üslubunu, o terbiyesini hiç bozmadığını her zaman söylüyorum. Gör, bunu da bize gösteriyor. Sadece dün biraz e, olayı biraz bir tık yukarı aldığını düşünüyorum ama hakkı da var. E şimdi bir Hikmet'in bir söylem var. Şimdi izleyeceğiz zaten. Hikmet'in evet. bir söylem var. Oradan Anıl kalkıp onu Rovaşatay'la evrime çeviriyor. Evrim de tabii alıyor göğsünde. O da vuracak tabii. En doğal hakkı. ...onu yapma, yapıyor... ...hani e, bu olayların bu kadar büyümesinin de... ...bir esprisi yok aslında ama... E, ...şunu da hissettim... ...acaba o 13. pota olacak değil mi? Hı -hı. Bu 13. pota... ...Evrim'i sıkıntıya mı soktu? Onu Haftaya göre Bu, Bunu hissediyorum ya, bak... ...iki gündür bunu hissediyorum Evrim'de... ...o pota onu bir sıkıntıya mı soktu? Hani e, insanlar... ...bilir yani artık e, son zamanların mıdır diye... ...Evrim onu mu hissediyor... E, Olabilir, e, bunun şeyini yaşıyor ama bence Survivor'da eğer elenirse de evrim yapacağını yapmıştır, göreceğini görmüştür, e, kazanacağını Eğledim. Eğledim. kazanmıştır. Kemal abi bugün evrimi Daha üç tane daha var. Haftaya ben, Kemal abi ben, daha var. Ben bunu evrimde hissettim diyorum ya, ben bunu Hayır, evrimden şu, aldım diyorum. Onu hissedebilmen için şöyle bir durum olması gerekmiyor mu sence Kemal abi? Ortada e, evrimle alakalı bir konu yoktur. Evrim çok agresiftir. Her şey bir anda sinirleniyordur. Onunla alakalı bir durum olmadığında da o konuya girip e, olayları alevlendiriyorsa belki dediğine katılabilirim. Hani çok stresi, potanın stresini yaşıyor, eleneceğim endişesi taşıyor olabilir diyebilirim. Ama zaten konular evrimle alakalı. Evrime laf gelince zaten o konuya dahil oluyor ve hakkını savunmaya çalışıyor. Ama Evrime çok laf geldi abicim böyle. Bu kadar tepki verdiğini ilk defa gördüm ben. Dün akşam ilk defa bu kadar tepki veriyor. Hep geliyor. veriyordu yani Evrim her zaman bu kadar hakkını değil savunan ama. bir yarışma. Na bak öyle. diyorsunuz ki Nagihan'la konuşmam. Nagihan'la o polimeye girmem. Evrim giriyor e, girecek zaten ben Evrim'in çekindiğini düşünmüyorum asla. Hayır, bu kadar girmez de diyorum size ya. Bu kadar. Önceden de girdi. Olmazdı. Dedi ki ben evet, seni dışarıda dedi. dedi desteklemiştim evet. dedi. Abla Ama dedi, sen dedi. dışarıda farklısın Survivor hayatında farklısın diye ortalık yangın yerine döndü. Otonluğu da bu tonu bir mi? Ben aynı olduğunu düşünüyorum. Yok, Ama düşünüyorum. E, hani sizin dediğiniz gibi mesela şuna katılmıyorum. Ben Evrim'in e, asla herhangi bir yarışmacıdan tartışma anlamında birisinden çekindiğini düşünmüyorum. Nagihan da olsa Nagihan'la da tartışmaktan öyle çekinmez. Ben bir şey demedim ya. Dediniz ya. Demediniz ben, ben Evrim çekincek, çekinir demedim. Hı, ben hiç Hakan bir şey demedim. Aman, Aman Kemal abi şey dedi. Evrim biraz gergin bence dedi. <gülüyor> <gülüyor> dedi. Elenebileceğini hissediyor. Ben hissediyorum ya dedim. Ya. Ya. Yani şöyle bir ben, şey var. Bence öyle değil ama e, bitireyim. Onun dışında da şöyle bir durum var. Evrim hakkını savunmak zorunda zaten. Orada eğer sessiz kalıyor olsa... O zaman şunu deriz Evrim içinde. Yani neden kendi hakkını savunmuyor? Neden sesi çıkmıyor? Evrim aslında normalde önceki senesinde izlediğimiz Evrim'de de hep hakkını savunan biri olduğu için hani bu, bu seneyle kıyasladığımızda da çok tezat bir şey ortaya çıkmış olur. Hani bence yerinde adımlar attığını düşünüyorum ve güzel bir survivor geçiriyor. Bak Evrim için söyleyebileceğimiz tek şey şu olur. Ee, bence Evrim de bu paketin içinde ee, bir insan performansının olursa olsun eğer 11 kez Potadan çıkıyorsa o insanda bir ego olur. Hı hı. Doğal doğru olarak. Mu? Evet. Çok normal Doğal değil mi? Kimleri eledi çünkü? Yani e, şimdi evrimde de bence bu ego var. Ve bundan dolayı da şimdi insana özgüven geliyor. Survivor'ın yarısını elemişsin. Ve Evrimin insanlar. Evrimin eledikleri şu an İstanbul'da takılıyorlar. İzmir'de, Adana'da takılıyorlar yani. Değil mi? Doğru değil mi şimdi? Evet doğru. doğru. doğru, doğru. E şimdi böyle bir noktada mesela evrime şunu diyebiliriz. Biraz egosu şişmiş olabilir. Ondan bir özgüven gelmiş olabilir. Gelir abi. Gelsin yani de zaten. Ama da, yani. Gelir. Gelsin. gelsin, de yani. yani gelsin. Yakışır da. 11 en son... kişi elemiş ya. Bu Güzel. hafta da bak ben iddia ediyorum. Senin iddiaların çok iyi tutuyor, bak, tutuyor. Iddia musun? Ediyorum. Barış dedi Barış gitti çünkü. Bir şey söyleyeceğim. E, Barış gider demedi ki. Barış'ın gittiği e, ihtimali çok dedim. yüksek dedi. Evrim SMS'te Berkan'ı geçer. Notunuzu alın. Alalım. Alın, alın notlar, notlar alın sen. Bunun sonucu Bu kimse bilmiyor. Alın, ama... bunun sonucu zaten e, bilemeyiz. Ki. Bilemeyiz, bilemeyiz <laughs> ama Evrim Berkan'ı geçer. <laughs> Elemeden anlarız belki. Eğer Suude ya da Ayşe gelirse evrim adada kalacaktır. Ama Suude ya da Ayşe da geçecektir. Gelirse. Gelmezse Berkan da elenme ihtimali var. Bak söyleyeyim size Berkan'ın elenme Bence ihtimali var. Bence bundan sonra birçok insanın var zaten. Şu var, var tabii. Var, var tabii. tabii. Berkan'ın geçecek dediğinde zaten evrim otomatikman kaldı evet, adada. Evet Berkan da aday çünkü. Evrim Berkan'ı geçecek. Peki Adem Ogeday omuz omuza Heh, omuz omuza yani, Omuzlar. bizim meşhur tezahüratımızdır. Kemal abi senle bir sonraki iddiayı buldum. Futbol ya da futbolla ilgili terim kullanmadan bakalım günü bitirebilecek misin iddiasına önümüzdeki günlerde Arkadaşlar gireceğim. Arkadaşlar niye bu masa devamlı bende bir iddia gireyim hissiyat bu. <laughs> <değil>. Çünkü <laughs> Saygı madem var. bulduk orada bak <laughs> börekler baklavalar her gün bir şey kazanıyoruz. <laughs> Yürüyoruz oradan. Hakan sen tamam. Kemal abiye abi, zayıf halka demek istemedin mi? Öyle He bir ben şey de... De... Alka <laughs> alka demek istedin. Zayıf halka demedin mi? İddia konusunda. Ne konusunda? İddia konusunda. İddia konusunda. Ya kandırabiliyoruz. Kemal abi böyle. Kandırma diye bir şey yok arkadaşlar. Ben, evet. Ben o günkü nette itirazım <laughs> yok. Ama felsefeyle ilgili. Kemal abi ben yanındayım hiç merak şakıyordum. etme. Yalnız artı, bırakmıyorum artı, seni. O zaman madem öyle geleyim. ben kaybettim tatlımı getirdim. Getirdin aynen. Bu kadar o mısın? tatlıyı ben niye görmedim? Yediğim beğenlerim. Pardon böyle bir tatlıyı elimde Vallahi Cumartesi getirdim. Neyse ya. şaka yapıyorum. Zaten tamam bir dakika şey efendim getirdim. Kaybettiğim cumartesiydi cumartesi getirdi. Tamam. Şey aynen. diyeceğim. Şu omuz omuz e, o e, Geday adem. adem olayını bir değerlendirebilir miyiz? Yani bak, şey bak, yakın bak. görebilir miyiz? Bir daha bir yavaş olarak görelim. Ben bunu ne olarak görüyorum biliyor musun? Çok merak ediyorum ne diyeceksin? Burada omuz atma yok. Bence de. Burada... Yol vermeme var. Yol değiştirmeme var. Anlatabildim mi? Bu hani Amerikalıların çok kötü bir oyunu vardır böyle. Arabayla gelirler, kaçana tavuk derler. Düşünsene kaçmasa biri ka çarpışacaksın. İkisi de şey yapıyorlar, kaçmıyorlar ve meydan okuyorlar. Diş çıkarıyor Bilmiyorum aslında yani. ikisi de birbirine. Tabii. Yani e, Adem de, Ogeday da e, burada hiçbir şekilde geri vites yapmıyorlar. Bak bir daha gösterebilir miyiz rica edeceğim? Bu çünkü büyük bir olay aslında. Gözükmese bile... Ogeday hatta darbeyi almak için şöyle bir şey yapıyor. Hayır bak. bence yapmıyor. Bak 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 omuz hareketine bak Ogeday'ın bak hop. Ama artık Hayır hiçbir şey yapmıyor evet. düz duruyor. Şimdi hayır. Ya, nasıl Erkek bir şey, değil olarak musun? daha iyi anlayabilirsin bu arada benden. Çünkü biz kızlar birbirimizi Tutuyor, ben bilmem bak. yani. Böyle hayır darbeyi alacağım ben senden kaçmayacağım bak gördün mü Ogeday'ın duruşunu. Adem daha Dik. vuran taraf Ogeday'da ben vurmanı kabul ediyorum kaçmayacağım sen yanlayacaksın Bak, diyor. Bak ama Adem'in gelirken... Kıpırdayan da Adem oluyor burada Adem haliyle. tabii burada Ogeday'ın bu açıda yüzünü görmüyoruz ama Adem'in suratına bak zaten. O vurup geçecek yani vurup geçecek dokunup geçecek zaten. Bunu çok net, net bir şey söyleyeyim mi bu olaya? Evet abi. Net. Hücum faul. Hücum faul. Net. E hani futbol yok. Sabit. Basket. Futbol yok ki. Basketten. Nasıl <laughs> 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 <Doğru>, futbol yok ki. Sabit. Bak Ogeday sabit. Ama Adem de bilinçli gelmiyor. Vurmuyor yani. Orada bir çarpışma var. Ama bunun karşılığı hücum fol. Peki bir şey söyleyeceğim. Mesela Ogeday'ın bu tarz şeyler yapması beni biraz şaşırtıyor. Daha sakin, kendini kontrol edebilen bir yarışmacı olarak izlediğimiz için hep ben şaşırdım mesela. Hani Niye? bu şekilde omuz omuza gelmesine. Ee, bence rekabet ama artıyor. Sona yaklaştıkça aynen. insanlar kendilerine bir şekilde ispat etmeye çalışıyorlar bence orada. Hani o tartışmalardan hep uzak izledik, evet. e, o kavgalara hiç girmek istemedi, e, bir gruba dahil olmak istemedi. Bence onu o Geday'in survivorında çok temiz ilerlemesini sağladı bu durum. Ama şu anki görüntülerde sürekli mesela Adem'le atışıyor olması, işte omuz omuza geliyor olması vesaire, bence tadında olan olaylar. E, bir yerde de çünkü insanların bence şöyle bir düşüncesi oluşuyor o Geday için. O Geday hep sessiz 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 gitse, bundan sonra da sessiz gitse, kendi hakkını aramasa. Hani çok silik devam eden bir Ogeda izleyebiliriz. Evet, performans açısından iyi. Ama bir yerlerde böyle sesini çıkartan kendi hakkını arayan, hani böyle ayaklarının üstünde duran o savaştığını gösteren bir Ogeda bence e, performansını süslüyormuş gibi de gösteriyor. Onu daha başka bir boyuta taşıdığını düşünüyorum ben. O yüzden olması gerekeni yapıyor şu anda bence. Ogeday'da böyle bence de böyle fazla bir sıkıntı yok ya. Sıkıntı var demedim ben zaten. Yani yani, sen niye Ogeday'la ilgili böyle konuşuyorsun ha, sık, bugün? Bir şey demedim ki zaten. Sıkıntı hani, var demedim. Şu... Bu şekilde durması nasıl gülüyor bak. Veri şaşırttı dedim sadece. Hani ben o bir gidayı... an hani Ogeday'a yüklendiğini zannettim de o yüzden. Hayır canım da... Kemal abi var zaten. Zannetim vermez ki zaten. Evet evet, evet. E, o o kadar... Kadar... Arkadaşlar ben o kadar mı Ogeday'ı konuşuyorum o kadar mı savunuyorum? Nagiha mı sıralar? Meğer o GFC'nin başında e, Kemal Atala, abi. Atalay ne oluyor şey, Atalay ne oluyor Ata Atakan Atalay. ne oluyor Atalay abi içeride Atalay şu an dönüyor Atakan ne oluyor e, Anıl ne oluyor Doğru Hikmet ne oluyor Doğru Ya arkadaşlar bakın dün bir kez daha söyledim biz burada neyi izliyorsak neyi evet. görüyorsak onları konuşuyoruz O gün eğer o Geday varsa o Geday Adem varsa Adem bunların hiç savunmasını yapıyoruz ama ben ne diyorum ise o Saray hayatından ben memnunum. Doğru yaptığı işler olduğunu düşünüyorum. Karışması gereken yerde karışıyor, karışmaması gereken yerde karışmıyor. Hakkını sonuna kadar savunuyor. Şimdi bu pozisyonda eğer omuz çarpılacaksa o da hiç geri vites yapmıyor, çarpıyor. Gene söylüyorum burada hücum fol var. O kadar sabit, Adem geliyor, istem dışı çarpıyor. İkisi de birbirine de yol vermiyor. Şimdi böyle bir durumda Ogeday'ın hele ki All Star olan bir Survivor'da geride durmasını zaten mantığım almaz benim. Hiçbir yarışmacının. Aynen. Bundan sonraki bölümde herkes bir tık üstüne koyacak. Bir vites arttıracak. Çünkü şampiyon mu olmak istiyorsun? Evet performansın önemli ama dışarıdaki hareketlerin de önemli. Aday hayatın da önemli. Bençten verdiğin destek. Yani şu anda Allah için konuşmak lazım. Evet Hikmet'in diğer taraflarını ayıralım. Yere yatmalarını, sevinçlerini tartışalım. Ama bench'ten de yaptığı desteği de göz ardı edemeyiz ya. Takıma neredeyse bütün her şeyini veriyor ya. Bence bütün takım öyle. Y Hikmet bir tık daha ileri. Mavi, takım. Mavi takımın var. genelinde. Sen hala ya. mesela öyle mi düşünüyorsun? Yani e, Sude ile kim birisi oynamıştı. Çok iyi atışı evrim oynamıştı. Evrim. Evet. İşte çok iyi atışların mükemmel atışların sen puzzle'da on numarasın derken. Evet. Seda Sema'yla ile de oynuyor olabilir. Şu an karıştırmayayım da. Evet. Orada mesela karşı tarafa da bir dokundurma olduğunu ya da onların psikolojisiyle oynamak istediğini düşünmüyorum. İyi de ben ortaya atarım. Sen ne alıyorsan alırsın abi. Dün de, dün de kabul ettim. Ben, evet, ben dün de kabul etmemişsin. Et, Aynı et, 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 konu etmedim, aslında. Etmem çünkü ben... Çünkü karşı taraf bozuluyor. Ya aslında buna bir reaksiyon gösterdiğine göre demek peki, ki aslında bu karşı tarafı etkileyebilecek bir durummuş, ben değil de mi? Ben de sana katılıyorum. Sude'nin sesi geçti mi dedim. Dün de söyledim. Bugün de söylüyorum. Tamam. Sude'nin sesi geçti mi yok. Bu kendi takım arkadaşını desteklerim. Hani kızım sana söylüyorum. Gelinim sen anlan e istali olamaz mı sence? Tamam sen öyle anlıyorsan söyleyecek bir şey mi sen yok? Anlamaz mıydı? Anlamam yani ben benim ben takım arkadaşımı destekliyorum öyle düşünürüm. Burada bence sen. Ogeday ile Atakan'ın dostluğu e, bir şekilde Adem'le olan ikisinin de rekab, rekabeti bir kere e, Ogeday şunu biliyor ki buradaki karşı takımın en ciddi rakibi Adem. Adem 2017'de yenmiş ama ondan sonraki sene Adem All-Star şampiyonu olmuş. O yüzden Ogeday. İçten içe Adem'i çok büyük rakip görüyor. Hala. Adem de Ogeda'ya yenildiği seneden dolayı Ogeda'yı çok büyük rakip görüyor. Adem'in psikolojik olarak e, hem fiziki güç hem e, mental güç olarak en büyük rakibi, en büyük lider rakibi Atakan. Doğru mu bu? Kırmızı takımdayken öyleydi. Adem Atakan çok büyük evet. iki uçlardı. Evet. Şimdi Atakan karşıya geçti. Ogeda ile güçlerini birleştirdi. Ogeda ile Adem ile ilgili benim kendi düşüncem çok konuları geçiyordur. Çok geçiyordur. Adem'in kulaklarını çok çınlatıyorlardır mantık Temelen. Yani. Evet. E böyle durumda o Geday e, biraz Atakan'dan dolayı daha fazla doluyordur. Zaten kendi içinde bir de artık açtı kapıyı. Söylenebilecek en ağır şeyi söyledi Ademe. Ben dedi seni 2017'de nasıl yendi mi? Sen ne kadar yendi mi? Sen çok iyi biliyorsun dedi. Zaten onu dedikten sonra daha kapı şey. açıldı. Artık evet. o Geday Ademe her şeyi yapabilir. Ya, yapar yani. Artık çünkü zincirlerini kırdı Ogeday. o Geday. O hani bizim bir kalıba soktuğumuz çok naif efendi dediğimiz o geday artık o savaşçı evet. şeyini e, zırhını giydi. Sorumu cevapladığın için teşekkür ederim. Hangi sorunu? İşte son Ogeday'ın Evet yeri. çok güzel bundan çok. dolayı. O yüzden bundan sonra biz biraz daha Atakan'a da güvenen Ogeday, Ogeday'a da güvenen Atakan'ın Adem'le olan mücadelesini Haziran sonuna kadar seyredeceğiz. Ya ben buna katılmıyorum Hakan. Ben Ogeday'ın Atakan'a, Atakan'ın Ogeday'a güvendiğini düşünmüyorum arkadaşlar. Her biri birer ayrı bir birey. Bunlar şampiyonluk için mücadele, kimsenin kimseyi orada desteği Kemal yok. Abi, güvenmez tamam, misin ya? Güven duygusu yanında olması çok önemli bir şeydir ya daha. Ne kazandırdın hayır. abi sana? Ne kazandırır sana bu? Kazandırır. Ne kazandırır? Hayır. Ne kazandırır? Ee, o Geday ya da Atakan'dan biri final koltuğuna oturur. O ikisi hiçbir zaman Hiç beraber oturmayacaklar. İyi de eğer beraber gidiyorlarsa bunların ikisinin bir final koltuğuna oturması gerekmiyor mu? Hayır. Nasıl hayır? O zaman Peki, kim hayır. burada kazançtı Atakan mı kazançtı, o Ogeday mı kazançtı İşte o savaşı kendi aralarında zaten i̇şte ayrı ben... bir ajandana ikisi bir rakip, İkisi rakip olduğunu bence biliyor ama ilk önce karşı rakibi Tabii. alt etmek aynen. istiyorlar. Önce biz Adem'i alt edelim, ondan sonra kim ileri gider? Zaten muhtemelen o, aynen. bir koltuk Atakan ve Ogeday'ın olacak gibi. Ya ben, öyle geliyor. Kez ben de öyle düşünüyorum. Ben tam tersi, Mantıklı bunların da geliyor birbirine bu arada destek bana. verdiğini hiç düşünmüyorum. Her biri ayrı birey, her biri şampiyonluğu düşünüyorlar. Ha takımsal olarak... Ee, takım içinde kendi aralığında kenetleniyorlarsa ona itirazım yok ama ben ondan güç alayım. Geçen gün de söyledim ya. Atakan'ın ordusu mu var ya. şey mi gidiyorlar? Savaşa mı gidiyorlar? Atakan ayrıyetten mi gelecek oraya? Ama yok bir şey söyleyeceğim. Kemal abi şimdi Şükret mahalle mi? arası bir şey düşün. <laughs> Aşağıdaki mahalleyle böyle bir tartışma çıktı. Tamam. E şimdi arkadaşların varsa yanında farklı konuşursun. Tek başına geçerken şunu takıp böyle geçersin mesela. Şimdi arkadaşların o işte burada da öyle aslında. Çünkü Adem'de e hiçbir zaman kullanmayacağı fiziksel bir güç var. Ama Atakan'da da hiçbir zaman kullanmayacağı Heh. fiziksel bir güç bu, var. Onun verdiği güç bir abi güveni zaten. oluyor. İşte o yüzden diyorum hani bir güç evet. bir destek ondan gerekmez. Sen burun buruna geldiğinde el kaldıra bir fiili bir hareket yapabilecek misin? Yapamayacaksın. Evet misin? ama bu nasıl bir şey biliyor musun Kemal abi? Şu an düşünsene bankada hesabında 1 milyon Te, mesela 10 milyon TL param var Hayır. ama hiçbir zaman dokunmayacaksın. İşte onun sana verdiği <laughs> hayal bile anlar, çok güzel. <laughs> hayal bile güzel Bak, biliyor <laughs> 10 musun? 10 milyon TL param var bankada ve hiçbir zaman dokunmayacaksın ona, tamam mı? Rahat kapan. ama kafan rahat, mutlusun. İşte Atakan o. O 10 milyon TL Atakan işte o geda hiç. Hiç dokunmayacak. Ben, ben, Peki örgütlüyor ben... mu Atakan yani bu durumda? Atakan örgütlemez. Ama zaten ister istemez konu Adem'e gelir. Bak ben şu an Hani çok net eminim ki adada Atakan'la Ogeday, Adem'le ilgili, Adem de Atakan'la Ogeday'la ilgili sert sert konuşmalar yaparlar bu normaldir çünkü. Rakibin ya yani ya. bir yere gidecek böyle Ama, istiyor. Ama yo hayır. Böyle i̇ki ta iki taraf için, iki taraf için düşünsene bunu. Şimdi hani bu taraf e, çok iyi arkadaşlığından dolayı birbirini destekliyormuş gibi görünüyor. Ama Adem'in yanında da Barış vardı. Adem'in yanında en yakın arkadaşı yine Sema var. Onlar da o zaman birbirlerini örgütlüyorlar. Ya da birbirlerinden güç alıp da karşı tarafa saldırıyorlar. Böyle Adı bir şey de olabilir. Eğer öyle bir şey olabilse kusura bakma da şu tartışmalarda Adem biraz yalnız bırakmasınlar. Adem'e şu an bu olaylarda yalnızlığı yarıyor biliyor musun? Evet, Çünkü işte kimse yanında yalnız... durmuyor. Ne Batuhan var, ne Sema Bence var. Bence de yalnız kaldı. Ne Ayşe abi. var, ne Anıl biraz var. o kadar. Öyleymiş gibi görünüyor. Bence öyleymiş gibi görünüyor. Ama Yok. bu yarışmacı o kadar bilinçli ki... İşte Adem'in o sessiz sessiz söylediği şeyleri gün yüzüne çıkartmaya çalışıyorlar. Onu manşete taşıyarak Adem de aslında bizden kalır yanı yok. Yani burada bir şey söylüyor ki biz cevap veriyoruz. Yani bir etki var ki bir tepki var. Hani bunu göstermeye çalışıyorlar zaten. Şimdi onlar da durduk yere e, hani Adem'e saldırmaya çalışıp onu hadi hep beraber oylarını düşürelim gibi bir noktada değiller. Zaten görüntü itibariyle genel olarak baktığımızda 1'e 5 olarak kaldığı için evet acaba Adem mağdur mu diyoruz ama olayın içerisine bir girdiğin zaman Adem de çok şeyler yapıyor. Adem de sessiz sessiz ilerleyip bir şeyler söylüyor. E şimdi Ogeday de mesela dünkü izlediğimiz bölümde muhtemelen geleceğiz o konuya ama e, o Geday de diyor ki ne yapayım yani sen bir laf söylüyorsun içine içine konuşuyorsun ben de bunu duyup cevap vermeyeceğim Önüme bakacağım e, öyle bir survivor olmaz ki sen bana her türlü hakareti ya da e, beni e, tahrik edebilecek bir şey söylüyorsun ben önüme bakacağım e, böyle zaten olmaz hakkını arayacaksın biz de her zaman sessiz olan yarışmacılar için diyoruz ya hakkını ara bence evet. o. Peki hadi dün akşamın istatistisini yapalım Hazan evet. Kemal abi. Valla dün Damla. benim dikkatimi çeken e, olumsuzlarla başlayayım yani. Ayşe'nin dörtte sıfırı ve beni böyle... şaşırttı. Şaşırttı, beni de şaşırttı. tam diyorum ki Ayşe acaba bir, gün önce bir alkışladık. mu böyle? Alkışladık dün Evet, işte o zaman da diyorsun ki demek ki o anormalmiş. Yani iyi olması anormalmiş. Ayşe'nin normal ritmi dörtte hmm. yani. yani bir, dörtte ikiymiş yani. Hani bir dörtte bir, bir dörtte iki. Batuhan'ın dörtte sıfırı. Batuhan, 4'te Batuhan 4 Batuhan gibi iyi bir yarışmacının dörtte sıfır yapmaması lazım. Onun için tabii ki iyilerden de bahsedelim. E, mavi takıma özellikle erkeklerde Atakan ve Hikmet'in... Evet, evet. E, toplam 7 sayısı Atakan 4'te 4 Hikmet 3'te 3 bir anda oyunu getirdi Nisa bence biraz kendini buldu sanki e, birkaç gündür böyle Nisa'da İyi gidiyor, bir ha? Evet Hı -hı. güzel bir şey var e, bir yukarı doğru bir Kota ilme var dedik İnşallah biz. devam eder onun dışında Sema Sude Anıl 4'te 2 yapmışlar e, o da e, hani onlardan beklediğimizin bir tık altı ama 4'te 2'ye de bir şey diyemeyiz bir almış bir vermiş Adem 3'te 1 Adem'in ayarları bozuldu ya yani birleşmeden sonraki performansa bakıyorum. Adem... Sana <laughs> e... söylemişti. Hayır gerçekten. 49. %49. Ben sana 49. 49. Yani bak, <laughs> benim hep söylediğim bir şey var. Survivor'da bir gizli bir kural vardır. %55'in altı kimse şampiyon olamaz. Şu an %55'in altına bak. Oradakilerin şampiyonluk şansı çok düşük. Eğer e, yukarı çek, çıkmazlarsa kim bunlar mesela? Atakan yükseltmesi lazım. Adem yükseltmesi lazım. Şu an gözüken Anıl, Nagiyan, Ogeday, Berkan, Sema... Bunların daha büyük şansı var baktığın zaman. Diğerlerin çok zor. Hele Nisa, Ayşe, Evrim bunlar için bak kızıyorlar fanları falan da zor arkadaşlar zor. Çünkü bak şöyle bir mantık yürütelim. Evet karakter önemli, insanlık önemli. Mesela Cemal Can'ı hep her yaptığıyla takdir ettik. Çok değerli evet. bir insan olarak. Yani Acun abi kupayı verirken mikrofonu da verdi. Çok güzel bir, şey. Ee, bir şey söylemek ister misin dedi. Lütfen birbirimizin kalbini kırmayalım dedi mesela hani uaa diye kupayla bağıracağına o sırada çünkü tüm Türkiye'nin seni sevdiğini bilirken böyle bir mesaj veriyorsun. Ya 10 on kişi ondan bir şey alıp yani şey diken al. Ama çok güzel bir şey. Ama Cemal Can bunu sadece insanlığıyla almadı. Çocuk performans da yaptı. Evet. Çıktı orada en kritik anda Sercan'ı yendi, Sercan elendi. Bir şey oldu Berkan'ı yendi. Yani e, 4 saatlik bir bölüm düşünün akşam 8'de açıyorsun Survivor'ı 12-20 geceye kadar devam ediyor. Biz 4 saatin 45 dakikası konsey seyrediyoruz, 45 dakikası da ada yaşantısı. Geri kalan iki buçuk üç saat biz oyun seyrediyorsak, e, bu işte de performansın önemi çıkıyor ortaya yani. Ben evet. seyrettiğimi de oylarım. E, bu adam performans yaptıysa hakkını vermek lazım. Evet karakter çok önemli ama performans da önemli. Sonuç? Nagy şampiyon. <laughs> Sonuç Nagy <Nacjel> şampiyon. <gülüyor> 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 bu arada demedik. Bak bu sefer biz de demedik. Abi. Kemal abi biz demedik. Kesin bu sefer. kesinlikle katılıyorum. Bu oyunun içi performans. Ada yaşantısı, evet. Ee, diğer arkadaşlarına ilişkilerin, evet. Ama performans çok önemli. Orada kalmanı sağlıyor. E böyle bir ortamda, şimdi dün e, yapılan iki takımın mücadelesine baktığımda bir taraf istiyor, bir taraf İngiltere'ye gitmek için sonuna kadar her şeyini veriyor. Öbür tarafta tam tersi, hani ona eşlik etmiyor. Ben dün şöyle bir tweet attım. Nagihan dedim, pasaportları topladı gönlüleri Atakan da dedim vize işlemlerini başlattı Bak, belli olmaz ama yani bu akşam dün, bir oyun daha var e, şimdi oraya geleceğim ben bunu gönüllerden şimdi gönüller nerede biliyor musun Atakanlar şöyle düşün e, uçağın kapısına kadar geldiler onların daha geride onların hızlanması lazım ama bana veriyor mu bu gönüller bu isteği bu arzuyu 100'deyiz. bu oyunu veriyorlar mı Vermiyorlar. Evet. Nasıl? Bana... Önüller istemiyor mu? Hayır ünlüler, Hayır, ünlüler, ünlüler diyorum. Ha, ünlüler gizlice bana gizlice. ünlü veriyor mu? Vermiyor. Çünkü dün gerçekten isteyen bir takım vardı ya. Hemen hemen her birey bir şekilde oyuna katkı vermiş. Evet. Bir şekilde sayısını almış. Takıma hani gitmek için mücadele vermiş. Öbür tarafına bakıyoruz. Ne dedik şimdi biz? Ne konuştuk? Ayşe 4'te 0. Anıl 4'te 2. Adem 3'te 1. Batuhan 4'te 0. E şimdi Batuhan 4'te 0 yapıyorsa o takım nasıl gidecek şeye? İngiltere'ye. E, ee, Adem 3'te 1 yapıyorsa nasıl gidecek? Yüzde Biraz evet. daha daha hızlanlar. Bugün şimdi ne oldu? Bugün şöyle bir durum var. Ben yanlış anladım. Oyun berabere biterse kim gidiyor? Bir oyun daha oynuyor. Bir oyun oynanacak. oyna niye? Dünler kısa oyun. Şimdi Hayır bir... oyun berabere biterse bir erkek bir kadın aldığında ne olacak? Best, best of. Niye best of? Kamera'ya zaten günü yani şimdi ya dün, sen kameraja bak kameraja bakma. Abirece abirece bakma. bakma. Ben, ben şöyle dün abirece Acun Ilıca'dan şunu anladım ben. Bir be, be, lütfen düzeltin yanlış özürsem. Eğer bugün beraberlik olursa best of yok dedi. Oyun berabere. Ha tamam, doğru doğru. İkinci oyunda eğer şeyse gene beraber ise o zaman best of yani ikili avarajda eşitlerse amen. Ya o zaman senin dediğine göre bugün, bugün ilk kadınlar, biterse kadınlar kazanırsa ben ben bitiyor, bitiyor mu? Erkeklere gerek kalmıyor. Bence böyle bir hayır. Erkekler kadınların kazanmasında birisi eğer eşit biterse bir bir olursa bence gönüller gider. Zaten gider. kadınlar aldığı an dediğim gibi matematik matematik olarak matematik yani bunu yani söylüyor. Olarak. Bilmiyorum ben öyle anladım. Yani Sen ne anladın? Benim şu an kafam karıştı. Benim çünkü anladığım ya. şu. Her oyun kendi içinde değerlendirilir. Evet, Averaj yok. Bugünkü oyunu kim aldı? Dünkü oyunu gönüller. Bugünkü mi? oyunu kırmızılar alırsa dün, bir tane kısa oyun oynayacaklar. Peki aynen. niye, niye dün bir bir bitseydi niye best of yoktu? Acun Ilıcalı öyle söyledi. Eğer dedi beraber biterse bir bir biterse best of yok. Tamam çünkü bugünkü oyunu karar oyunu yapacaktı net olarak. Yani şunu mu diyorsun? Hmm. Her halükarda bir bir olmuş bir olacaktı. Bir bir olacaktı. Bugünkü oyunu kim kazanırsa bir bir de olsa best ofla yani bu akşamki oyunu kazanan İngiltere'ye gidecekti. Çok mantıklı Bu, bir karar. Burada bir o zaman şöyle bir şey var. Bir bir bitti mi? Bitti. Erkekler aldı, kadınlar aldı. Bir, evet. Best of'a gitti. Tamam. Best of'ta da ünlüler kazandı. Bir Best of daha mı oynayacak? Bir oyun daha oynayacak. Heh, o zaman tamam. Evet. O zaman tamam. Anlaşılan bir durum var mı? Ay şu Yok. an. Bizim zaten Yok düşüncemiz bu. geldiğimiz nokta ne abi? Geldiğimiz nokta şu. Şimdi biri 2-0 kazanıyor, biri 2-1 kazanıyor. Aynen. Neden 2-0 kazanıyor? Bir avantajı yoka getiriyor Kemal abi. Ama baştan bu söylenirse bir oyun sen kazandın, bir oyun sen best of oynayacağız. O zaman 2-0'a da bakmaz, 8-0'a yani da bugün bakmaz. Bugün gönüller, ünlüler için çok çok daha önemli. Çok geriden geliyorlar şu anda. Bugün bunu alıp... Bu olayı alıp en azından uçağın kapısına kadar gelmeleri lazım. Ödülle iyi değil mi ama? Ya insanlar internet olmayan telefon ve kollarında saatle o oh, o oh, düşünse nasıl bir arşiv yapacaksın? İleride abi paylaş Instagram'da, Çek çek like çek, like çek çan, çan, canım, oh. en büyük dezavantajımız ödüllerde hiç böyle fotoğraf çekilmiyor oluşması. Evet. Şu o iş abi, şeyde o başladı. E, 2020'de başladı. Ama bir şey söyleyeceğim. Zaten dün Acun Ucalı söyledi ya mayıs ayı Bol bol uçuşun, uçuşun olacağı oldu. bir ayı. Ya, yani dün All büyük, büyük bir ödüldü ya. ve bu bir başlangıçtı sadece. Bundan sonra neler olabilir ben hayal edemedim. Ki çok gezdim çalışırken de şeylerle beraber, yarışmacılarla beraber. Biz o zaman Küba'ya gitmiştik, Miami'ye gitmiştik falan. Siz daha iyi biliyorsunuz. Valla çok eğlenceli Gez ya. İzlemesi de çok, ya. çok keyifli oluyor. Onlarla beraber ya sen, abi, sen de eğleniyorsun. Bu, bölüm <laughs> <laughs> <Ben gidemedim, ben gülüyor> <laughs> bu bölümü geçelim ya. Ben gidemedim, gidemedim. Ponta bir yere gidelim. Küba'ya gittik, Amerika'ya gittik. 5. de gezdik. Geçelim arkadaşlar bu bölümü. Peki As o zaman dün akşamki oyuna devam edelim evet. Kemal abi. Dün akşam Evrim'in oyunu kazanmasının ardından Anıl öyle bir söylem yaptı ki sesler yükseldi. Peki Evrim bunu hak etti mi? Çekirge bir sıçrar, iki sıçrar yorumunu Anıl tarafından. Bence hak etmedi ya. Evrime yapılan zaten bence büyük haksızlık. Hem kendi takımından hem karşı taraftan gelen sözler olsun. Evrim bunların hiçbir tanesini hak etmedi. Öncelikle şu yani hadi bir sıçar iki sıçar hani Hikmet de bu tarzda hep bu tatta şeyler yapıyor ya. Evet. Hani o yüzden de böyle hani hakaret yok o yok bu yok ama ya baktığında küçümsediğini gösterecek bir söz Evrim'in performansını, Survivor hayatını vesaire yani komple orada Evrim'in Survivor yaşantısını küçümseyen bir söylem. E, söylem. O yüzden de ben yani normalde Anıl aslında böyle şeyler demez. Ama acaba diyorum ki yani o kadar çok hep birbirlerini ısırmaya çalışıyorlar ki artık hani bunlar böyle bir alışkanlık haline mi dönüştü ya da karşı taraftan hep bize karşı bir atak var. Biz de onlara hakaret etmeden bir söylemle onları düşürmeye çalışalım mı diyorlar. Yani herkes bir üstüne çıkmaya çalışıyor o sözlerin. O yüzden bence Anıl'a yakışmadı. Zaten en sonda da sonra kalkıp evrimden bunun için özür diliyor evet. ama yani fark etmez. Hani diyorum ya Anıl bunları yapacak insan değil normalde. Acaba o sürü psikolojisi denir ya oraya mı kapılıyor? An Muhtemelen öyle. Anıl için söylemiyorum bunu. Diğer yarışmacı hepsi için geçerli. Yani herkes biri bir şey dediği zaman onun üstüne çıkmaya çalışıyor. Ben de aynı tatlı bir cevap vereyim. Ben de bir şey söyleyeyim. Hikmet de diyor ki bozuk saat gibi Evrim gel sen bu tarafa. Yani şimdi Sude için de bunu söyleyemezsin. Yani dememen lazım bence hani tadında ilerler mi ilerler ama bu söylemler işte belli bir noktadan sonra mesela Kemal abi bana bir şey söylediğinde ben onun üstüne çıkmak için onun canını acıtmak için onu kışkırtmak için daha fazlasını yapmak isterim içgüdüsel olarak ve yaptığım zaman karşı taraftan da aynı atak gelir ve bunun devamı gelecektir hani belli bir noktada kalsa hani belki keyifli görüntüler izleyebiliriz ama hoş olmuyor onun dışında Nagihan'a benim söyleyeceklerim var yani Nagihan kusura bakma da sen ortalığı birbirine katıyorsun. İnsanlara istediğini söylüyorsun ağzına geleni. Ama başka birisi bir tartışma çıkarttığı zaman buraya doğru. Heh, ben sana söyleyeyim ya, Kemal <laughs> abi. Nagihan de oradan duysun. Diyeceksin ki her <laughs> ben gün her, mi? her <laughs> gün aynı olay. Sus. Ben işte tartışma istemiyorum. Böyle bir emir kipiyle konuşamazsınız zaten yani Nagihan'a söylüyorum ben ama sen de duy Kemal abi. Evet, ben şimdi cevap vereceğim sana zaten. Şimdi bunun normal olduğunu asla düşünmüyorum. Kimsini bu zamana normal. kadar bu zamana kadar herkes bench'te bir tartışmaya dahil oldu mu? Oldu. Evet hani diyorlar ki şimdi konuşmayalım, adada konuşalım. Şimdi konuşmayalım, adada konuşalım. E kız kendi davasında haklı. Anıl'dan orta o tarafa evrime gelen küçümseyici bir laf var. O da diyor kendi hakkımı savunacağım. Tabii ki de orada konuşacak. Yani çünkü insanlar o anda o bir şekilde cevap verme gereği duyuyorlar. Evet belki bu konu e, tam yarışma bittikten evet. sonra da devam ettirilebilir. <laughs> Ama orada kimse kayıtsız kalamazdı. Sen de olsan kalamazsın ben de olsam kalamam. O yüzden ben Nagihan'a koca bir eksi veriyorum. Nagihan bir gün önce de Hikmet'e bir anda çıkışta bulunmuştu. Hikmet'e çıkış İlk yaptı. Oyun, oyun oynarken şunun için dedi ki bak şuradaki oyun içinde döndü ne dedi Nagihan? bu atışı değiştirin ya bu ne ya bu ne ya dedi değil mi? Evet. Şimdi orada bütün herkesin oyuna çıkmadan önce demolize etmiş oldu mu? Herkes bir atıştan korktu mu? Korktu. Sen herkese bunu yapabiliyorsun. Hikmet'e ekstradan yaptığın atışlardan sonra bir süre hakaret ediyorsun bana karışamazsın onu yapamazsın diye. Ama biri tartış, tartıştığı zaman da sus. Ben işte istemiyorum. Oranın ağası sanki Nagihan gibi. Olmadı bence. Yakın, yakın çünkü. Tecrübe böyle bir şey işte. Neyi biliyor musun? Neyi? Bir gün önce ünlüler, kırı, erkekler de 7-0 galipti. Evet. Batuhan kalktı, orada bir olay çıkardı. Evet. Bir çingar çıkardı. Küçük bir kıvılcım attı. Evet. Oyun 7-5'e geldi. Evet. Burada durum kaç kaç? 5-2. 5-2. Evrimin bu yükselmesi biraz evet. daha olsa o oyun oradan gider. Bu yüzden Nagihan şampiyon olur diyorum işte. Nagihan tecrübe demek... Evet. Nagihan Survivor demek. Nagihan bu oyunun kuralı demek. Yani inanılmazsın Kemal abi. Net. Bir şey söyleyeceğim size. Doğru mu? <laughs> bir yorum getiremedim. Şöyle bir durum var. Şimdi biz Nagihan'ın başarısına gölge düşürmüyoruz. Bu, bu durum yanlış bence anlaşılmasın. Biz de sene başından beri bir kadın şampiyon olacaksa... Evet. ...bence de Nagihan bu durumu kesinlikle hak ediyor diyen insanlarız. Bana yaparak da şampiyon oluyorsun işte. Şimdi bu İlla değil abi. İlla sen... gerek yok. Sen Takını diğer koruyorsun. insanlardan kendini kayırırsan burada bir adaletsizlik olur. Atasını Sen bak bu diyor. durumu karıştırıyorsun. Hayır atasını bak ilerleyen bölümlerde izleyeceğiz gel ne diyor. Bir ben şey de söylemem. yanlış yaptım tecrübe diyor. Tecrübe ise tecrübe ise evet. daha dün o zaman oyuna çıktığı anda ilk oyuna çıktığında o atış için prodüksiyona kalkıp oyun esnasında hani tecrübe ya evet. oyun esnasında kalkıp diyemezsin bu atış ne bu Hatı... atışı değiştirin hata diyemezsin. Hatay yaptım diyor Dünya bak ben de, hata, ben de, ben de hata yaptım diyor. Bu kız da hata yapabilir niye izin vermiyorsunuz ona? Evrim Ama de hata gideceğim. yapabilir. Ya ödül Hulst'i ya İngiltere'de. Abi fark e, eder mi? Dün de e, dokunulmazlık e, e, oynadılar e, ben, ya. Hata yapabilir. Ben de ödül diyorum ki büyük, bak tamam. hata seni takımı çok etkileyebilir. Bu yüzden evet. hata yapmadan burada kapatalım diyor. Bak işte tecrübe bu. Daha önceki yaşanmışlar. Yapma abi yapma abi. Sonraya... Bak Sen insanları kayırıyorsun bu durumda. Niye bu kızın tecrübesi yok mu? İkinci defa geliyor Evrim. Ya, biraz sen tecrübeyi orada kaçırabilirsin. Ee, bak şimdi içine geldiği hayır, gibi düşünüyorsun. Hayır, Evrim yaptı diyorum. Evrim orada tecrübesini kaçırdı. Ben burada daha sakin olmam gerekir. Sözünü kaybetti. Nagem bunu anlattı. Ne dedi dedi Daha O sonra, zaman kendi kendine öz eleştiri yapsaydı da şu maçta dünkü bir gün önceki maçta o atışta söylendi ya bir sürü söylendi. Arkadaşlar özür dilerim. Bir anda sizi düşürdüm diye. Tecrübesini orada konuşsaydı. Ya bu söylüyor zaten. Şimdi Birazdan ilerlediğimizde izleyeceğiz. Diyor ki ben de hata yaptım. Abi işin sen nereye Hakan. Işte, değil, ama onun bir gün önce ben saksı değilim diyecek Hakan. <laughs> 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 yok konuşun valla. <laughs> ben yavaş yavaş saksıya dönüşmeye başladım yani. Hiç. Çok güzel dinliyorum sizi. Ay yok. Ay Ay ya. Abi bir şey söyleyeceğim. Ben Kemal abi yüzde yüz sanırım. Akar şakak Nagihan tamam Nagihan'ı destekliyorsun bak Nagihan'ı ben, ben de seviyorum ben de, ben de beğeniyorum. Ben gerçekleri söylüyorum. Ama abi ben durumda, sen işine geldiği yerde tecrübe ediyorsun işine gelmediğin yerde tecrübeden birazcık ödün vermiş olabilir miyiz? Hadi otlar uzuyor hadi. hadi <laughs> söyle örnek ver tecrübe abi, deyip de tecrübe olmayan bölümünü söyle bana. Bir şey söyleyeceğim Evrim bence yeterince sakin kalabilen bir yarışmacı bu bir. Tamam Nagihan hani kavga esnasında daha farklı bir boyuta geçiyor ya evet. ama Evrim'in öyle olmadığını düşünüyorum evet. ben. Şimdi onun dışında Nagihan hata yaptığı zaman ertesi gün bak ertesi günkü oyunda diyor ki ben hata yapmış olabilirim diyor. E, evrime de izin verin. Evrimin de böyle bir hakkı yok mu abi? O gün atıyorum o durumu berbat etti etti ama hakkını savunarak etti bir Evine şekilde. Zaten o şansı Geçti. Verdiler. Ertesi gün. Ertesi bak, gün dedi ki arkadaşlar sıra bakmayın dedi ben dün hata yaptım dedi. Onun da öyle bir hakkı var. Bak çok uzamıştı olay. O yüzden en sonunda Nagihan sesini yükseltti. Bak dikkat et. O anda söylemiyor evrim geç demiyor. Olay Hakan dal, dal vermeye başladı bayağı, bayağı bak. Ben ağaç sonra... olarak devam edecek birazdan. Tamam, Herkesin ben görüşüne saygılıyım. Ben <laughs> Nagihan'ın burada doğru yaptığını söylüyorum. <laughs> bitti mi? bitti çok güzel. <laughs> Teşekkür ediyorum. Ee, ben saksı mıyım derdim. <laughs> Gerçekten saksıymışım onu anladım. Estağfurullah. Yok, estağfurullah. Güzel bir tartışmaydı. Ben ama kalsın sen kalsın yakıştı Yakıştı mı? Merak <laughs> etme. Tamam. Yok <Ya>, burada dur. <laughs> Güzel bir tartışmaydı ama şöyle bir şey. Ben Kemal Abiye katılmıyorum niye? Çünkü e, bence Evrim de hakkını savunmalı. Evet. Ve e, bu kızın herkesten çok hakkını savunmaya, konuşmaya hakkı var. Tamam Nagihan sen diyorsun ki her gün geliyorsun kaybediyorsun ortalığı birbirine yıkıyorsun. E bu kız zaten bedelini ödüyor bunun. Bu kızı yazıyorsunuz potaya. Yani birincisi o, ikincisi e, evirme de bir şekilde sataşıyorlar. Anıl Suden'in oyunuyla alakalı bir sıçrar, iki sıçrar demiş. Üçüncü de yani diyor ki evirme. Hani şansa kazandı diyor. Aynen. E bir sıçrar, iki sıçrar diye diye bu kız 11 tane potada kalabiliyor. Yani bu iş sıçramakla olmuyor Survivor'da. Performans olarak da şey olarak da Hani orada Anıl da zaten bence dediğine pişman oluyor. Çünkü Anıl bunları söyleyecek kadar e, kinci bir adam değil evet, normalde. Evet. Değil mi? Aynen, Anıl aynen. daha şey bak pişman oldu özür diledi mesela. Ben Nagi Hanım burada biraz abarttığını düşünüyorum. Eğer diyelim ki Kemal abi senin dediğin gibi işte dedin ya bir gün önce Batuhan e, olayı köpürttü. Bir anda 7-0'dan işte maç neredeyse 7-5'e geldi gidiyordu dedin. E şimdi burada Evrim tamam karşıyla e, karşıyla kavga etmiş. Bence ki Kendini savunduğu bir nokta da var. Etmeli de. E, Nagiyan evrimin yaptığından daha sert bir şekilde takımı karıştırarak o, e, bu durumu mu kurtarmaya çalışıyor? Yani anlatabildim mi? Düşünsene trafikte biri üstüne sürüyor. Sen adamı sinip sen adamın üstüne kırıyorsun. İkiniz birden şarampole yiyor. Gerek yok şey yapmaya. Bak bazı yani, insan... Yani da orada evrime... Ee, biraz daha yapıcı bir dille şey yapsa ben çünkü de... Nagihan'ın o ses tonu değişerek konuştun mu dediğimi çok şey yanlış e, tamam ben itiraz etmiyorum çünkü orada Farklısı... kontrolden çıkıyor Nagihan e, buna itirazım yok evet ama bazı durumlarda o ses tonunu yükseltmen lazım ki olaya tepki koyasın Dün mesela Acun Ulucan'ın bir söylemi vardı birbirlerine konuştuk da arkadaşlar yeter dedi farkındasınız evet. o anda oyun durdu o ses orayı işledi çünkü Acun Ulucan'ın sesi bitti. Nagihan da orada evrimin hani artık durmayacağını anladığı için o ses tonunda. Dün Nagihan'ın bir de hikmeti e bir söylemi var? Yapma ayıp oluyor. Yapma hani Nagihan'dan belki de beklemediğimiz bir konuşma tarzıyla hikmete o e, sevinci de abartma gibilerinden bir söylemiyor. Nagihan her yerde böyle bağırmıyor çağırmıyor ki. Burada evrime ses tonunu yükseltmesi olayın farkında ol artık hani bitti durum 5-2 Allah korusun buradan maçı vermeyelim ses tonlaması. Bence fazlaydı. Yani, Bence de fazla. E, benim düşüncem. Daha ben, senin de saygı duyuyorum. Yani bu da, da benim düşüncem. Hatta yazabilir. Ben de bir ara demin konuşamayınca düşündüm. Acaba Instagram'a yorum yazsam Kübra okur mu programda diye. Şu aşağıdaki, hesaba, canım, şu aşağıdaki hesaba yorumlarınızı bekliyoruz. Bu olayda siz e ses tonunu fazla buluyor musunuz? Hayır. Ya da Evrim'i mi haklı buluyorsunuz? Ha, Nagyan'ı mı buluyorsunuz? De evet, evet, evrim diyorum. ya da Nagyan yazarak kimi haklı bulduğunuzu yazın. Merak ediyorum mesela. Şimdi Evrim ve Anıl arasında yine bir tartışma yaşandı biliyorsunuz küçük çapta. Şimdi bir de bir de onu izleyelim. <laughs> evrim'in en doğal hakkı kendini savunması tabii ki. Bunu da kim? Bütün takım geçiyor. herkes Evrim'e yükleniyor. Niye? Yani bir sürü tartışma. Şöyle Evrim niye elenmiyor? Evrim. İşte bundan Bunlar elenmiyor. elenmiyor. Evet, Hepiniz Evrim'e hem ateşi evet. atıyorsunuz bir de üstüne şey yapıyorsunuz yani. Aman orada tartışma çıkartma Evrim. Bizi dinlemiyorsun Evrim. Kızı konuşturmuyorsun. ki. ne diyor? Bana yapma diyor. Bana yapma diyor. Herkese yapma <laughs> bana, bana yapma. Nagan'a da dokunmayın oranın kraliçesi çünkü. Tacını verdik değil mi Kemal <gülüyor> abi? <gülüyor> evet. Yani bana enteresan geliyor. Hikmet 50 tane tartışma çıkartır oyun esnasında. Dokunulmazlıklar da dahil olmak üzere. Yani o Atakan'la olan Atakan'la diyorum, Adem'le olan tartışmasını izleriz oyun esnasında. Daha oyun bitmemiş. Atakan'la Adem'in tartışmasını izleriz. Arkadan Berkan dahil olur bir anda oyun esnasında onları dinleriz. Buralarda kimsenin Nagia'nın falan sesi çıkmıyor. Evrim konuya dahil olunca kendi hakkını aradığında suç oluyor. Sen bizim motivasyonumuzu düşürüyorsun diye. Böyle bir iş mi var ya? Neden Evrim? Çünkü zayıf olduğunu biliyorlar, yazabileceklerini biliyorlar. Belki ne bileyim işte bu geçti mı geçiyor he? Acaba? hani sözü ona geçiyordur. Bilme. Hani kalkıp Atakan'a orada kimse bir şey diyemiyor. Neden diyemiyor mesela? Eylül Neden var kimse Atakanı ısıramıyor? Aslında bulunmaz nimet takım için. Niye biliyor musun? Şimdi her hafta kaç oyun oynanıyor? Dört oyun mu? Evet. Dört. Ortalama söylüyorum. Hani Acun abi denk kurdu ya takımları. Öyle oluyor gerçekten. Ortalama olarak iki bu takım kazanır, iki bu takım kazanır. Doğru mu? Evet. E sen birinde evrimi yazsan zaten geriye kalıyor bir kişi. Her hafta bir kişi aday olarak çıkara çıkara hepsinin yolunu açıyor evrim. Eliyor da herkesi. 11 kişi elemiş ya. Futbol takımı 11 kişi. Futbol. <laughs> yani anlatabildim mi? İnanılmaz bir şey. <laughs> Futbol yok. E evrim şimdi böyle böyle bak. Üstüne gittikçe bu kız daha da yukarı gidecek. O yüzden iddia ediyorum dün akşamda seyrettiğim kadarıyla Evrim Berkan'ı da eler, Ayşe'yi de eler, Sude'yi de Göreceksiniz. Allah kalmaya Elisin de yani. Ben geçen sene Hakan'a bir video yolladım. Program başından beri, başladığımızdan beri Evrim Ramazan'da evde olur. Evet. Evrim birleşmeyi göremez. O kadar bir da kolay yapmışlar. Ama bak şimdi yani sonuçta biz de burada bir tahmin yapıyoruz ve ne yaşanacağını da görmüyoruz. Tabii ki şimdi şu masaya kimi otursan ikinci hafta, üçüncü hafta evrim elenir der yani. Bu çok normal bir şey. Ama arkadaşlar üstüne gittikçe evet. evrim de dönem dönem performansını böyle arttırıp bazen de olaylara karşı doğru tepkiler verince evrim yükselir. Evrim şampiyon olamaz ama gitsin abi gideceği kadar gitsin. Gerçekten bence oyunu güzelleştiriyor. Bence daha da gidecek bu arada. Gidecek ben gitsin de, de ya hak ediyor yani valla. Her şeyi hak ediyor. Panoramayı da hak ediyor. Vallahi hak ediyor ya. Şatır Hakan'ı buradan alıyoruz. Vallahi onu adaya abi. bırakıyoruz. Cümüt tekme. Evini evine panorama <laughs> yaptım. Kaç gün? İki gün falan. Sonra Evrim şeye geçti. Başka bir yere geçti falan Hayal <laughs> Haylazymış. Şey evet, evet evet. Konuşuyor, konuşmayı seviyor. Güzel ama de anlatıyor. Ama zaten onu anlatıyor. görebiliyoruz zaten. Aynen. Çok aynen. kuvvetli çok şey yani. bir kız. Çok iyi, çok iyi. Evrimcül devam. Devam Evrim. <laughs> adaya mesajımızı iletiyoruz. Buna. Aynen. Evrim devam. Kemal abi? Kemal abi evet, Evrim devam. devam dedik ama. Ben de katılıyorum. Evrim bu Survivor tarihine altın harflerle geçen hafta eşlemiş. 11 tane potadan çıkmış. Ben onun içinde dedim küllerinden doğan kadın. Anasının ak sütü gibi hak ediyor. Oluyor. Benim konum orayla ilgiliydi. O bölümle ilgili. Şimdi bu bölümü izleyince burada da Nagi Anatalı. Ha? Olay bitti çünkü. O tecrübe... Bir iş gelecek diye korktum şu an. <laughs> Hayır olay bitti. <laughs> Evrim... Artık hani şeyden çıktı. Oyunun içinde değilsin. O tecrübe bölümünü hallettin harika işler yaptın, oyunu kestirdin, takımı konsantre ettin oyuna kazandınız. Burada bunu yapmaması lazım. Burada nerede o tecrübe? Tecrübe her yerde olmalı ya. Bak tecrübe her yerde olmalı. Burada hata yapıyorsan işte söylüyorum sana tecrübe her yerde olmalı. Burada hatası var. Onu da açıklıyorum. Çünkü olay bitmiş. Artık burada ya evrim ben sana şunun için bağırdım. Takımı e, bozmamak için sesimi yükselttim dese Olayı çözecekti. Burada Nagihan'da hatası var. Ama bu demek değildir ki her yerde Nagihan hatalı veya da her zaman Nagihan kötü durumda. Böyle bir şey söz konusu değil. Ben gene söylüyorum. Evrim benim için çok değerli bir yarışmacı. Evrimin orada kal, her hafta kalması bana anlatılmaz keyif veriyor ve keyifle izliyorum. Evet, Panorama'ya o gün izlediğimde de dedim yakışır. Geçen sene de bir bölümü ...yayınlandı, kendisi buradaydı, sonra başka bir bölüme başlayabilir. Peki başlayayım. oyunlar mesela kaybedildiğinde kim daha fazla itiraz ediyor sence Kemal abi? Nagihan. Hani diyor ya mesela... Nagihan. He. Evet. Nagihan diyor ya, sen oyunu kaybettiğin zaman, evet. bence geldiğin zaman negatif enerjini kusuyorsun. Bunu kim en çok yapıyor? Nagihan, Bravo. söylüyorum ama söylüyorum ben. neden başka bir soru sormuyorum. Reklam mıydı? Şey kaldıracaksın. Evet. Acemilikler. Allah Allah! <laughs> Peki öyle olsun bakalım. Biz şimdi reklamlara gidiyoruz ama lütfen bir yere ayrılmayın. Çünkü dönüşte Ogeday ve Anıl arasında öyle bir tartışma yaşandı ki detaylı bir şekilde onu konuşacağız. Adem, Ogeday, Adem, Ogeday. Yordu <laughs> yani ya şu edeyim. kavga. Yani, yani Ayşe yordu. orada mesela kulaklarını sıkıyor. Yani, yeter diyor. Böyle hep bir üstüne koyayım ben de koyayım böyle 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 hani <laughs> şey bir kavga böyle. Ee, nasıl diyeyim? Son cümleyi ben söyleyeyim noktayı evet, ben evet, koyacağım. Aynen. Noktayı ben koyacağım kavgası. Bir de bilmiyorum benim düşüncem o bu kadar girmemesi lazım. Ya o geyel bazen bir uzatıyor uzatıyor gerek yok ya senin bir imajın bir şeyin hani bu değilsin sen. Tamam kendini herkes korumalı. Herkes bir şeyden cevap vermeli ama bu kadar değil ya. O geyel bir yerde dur çek devam et yani. Çok şey yapıyorsun. Hala böyle bir Aslında böyle kadar, üste çıkma çabası bir evet, tarafta da. Çalışmasa sanki hani biz zaten ya da izleyiciler kimsenin ben şey diyeceğini de düşünmüyorum. Ogeday bak korktu, sustu tarzı. Ogeday'ın yapısı zaten daha ağır başlı ya. Evet. Dediğine geliyoruz yani. Evet. Yani bence biraz daha sakin olması lazım. Adem çünkü biraz Atakan, Ogeday'ın böyle sinir uçlarıyla oynamaya çalışıyor. Ama Hikmet Adem'i çok güzel tuzağa düşürüyor. Hikmet kendine ediyor bu arada. Düşüyor yani mu Hik... sence Adem bu tuzağa? Adem bu tuzağa tadında düşüyor. Yani... Adem çok güzel analiz yapan, yani olayları böyle şey yapan biri. Ee, bu şeyle alakalı biraz. Hani Adem'in de yaşanmışlığı fazla. Hayatta herkes görmüştür ama o da hem dibi görmüş, hem iyi görmüş. Başarısızlığı görmüş, zor şartlarda yaşamış, parasızlığı görmüş, parayı da görmüş. Bir insan olduğu için böyle olayları güzel analiz eder. Ee, ama Hikmet onun ayarlarıyla çok oynuyor. Hikmet herkesin ayarlarıyla oynuyor. Benim bile ayarlarımla oynuyor. Yani çok artık edici boyuta geldi bence Hikmet'in yaptıkları mesela. Yani Adem'in bu sınavdan çok iyi çıkması lazım. Evet. Çıkar mı Kemal abi Adem sizce bu sınavdan? Ee, ya bu dolma olayından sonra Adem'de büyük bir stres birikim var. Dolma Adem. <laughs> dolma Adem. <laughs> ben eştek, senle, ben eştek. bu arada e, konu dışı ben seninle neye iddia gireceğim buldum. Tadında. Tadında. Bir boy şey boyunca tadında demezsen demezsen ee, gireceğiz bu konuda. İç yoksa tadında bir kere diyebilir miyim? <laughs> İç gibi kere diyebilirsin. Yok değil mi? Ee, Kesinlikle o geday konusunda sana katılıyorum. Evet o gedayın artık orada dur vermesi lazım. Ne için? Sıra bana gelmiyor. Hani oyunda beni seçmiyorsunuz gelmiyor. Adem dedi ki e, seçelim. Kendin seç. Bizi seçtirin seçmiyorsak. Kendin seç. Gir oyuna. O da diyor ki takımın kazanması için girmiyorum. Ya zaten söyleyeceğini söylemişim. Bırak orada. Dediğin gibi o olayı orada kesse olay daha farklı boylu. Adem de fazla konuşmayacak zaten. Olayı devam ettirmeyecek. Böyle bu sürümce yani hani bundan gerçekten merak ediyorum. Ben bu görüntüden fazla hoşlanmadım. Zevk almadım, keyif almadım. Şu görüntüden onlar keyif alıyor mu çok merak ediyorum. Hani birbirlerine laf söylemeleri. Bence kadar... alınganlar artık iki tarafta. Yani şaka da yapamıyorlar birbirlerine. Bir şey söylediği zaman karşı taraf bu durumu ciddi algılıyor. O onun üstüne çıkabilmek için dediğiniz gibi o ona bir şey söylüyor, o ona. Sonra tırmanıyor olay. Şimdi Çok aslında o o orada böyle gerçekten gülerek söylüyor. Ama Adem böyle hani ses tonu biraz daha belki sert olunca bu durumu o geda yanlış anlıyor. Bir gardını alıyor. Karşı taraf gardını alıyor böyle. Hani şaka yapılmayacak pozisyona geldi şu anda. En ufak bir lafı bile sözcüğü kaldıramıyorlar iki takımda. O yüzden ya hiç birbirlerine bulaşmayacaklar bu durumdan rahatsız ee, oluyorlarsa? Çok şaka yaparsan olacağı bu zaten. Bu kadar sıkıntının sonu bu. Yani e, Hikmet'in o hareketleri, atmaları, zıplamaları. Hani diyorum ya birisi bir gün patlayacak ona korkuyorum. Bak, tatlı tatlı ediyorum. başlıyor aslında her Ama şey. Ama ta bu, bu tatlılıktan çıktı ya. Bu tatlı matlı değil bu resmen tuzlu. <laughs> acılı. Pul <laughs> böyle bolca böyle dökülmüş bir yemek bol bu. Bol baharat. Aynen, bol baharat da valla. Yani görüntü bu. Çünkü işin çırı yani o hikmetin atlaması dediğim gibi Adem'in olan diyor ya kazanmışsın tamam sevinç tabii ki doğal hakkın buna itiraz yok ama ya hikmet çok abartıyorsun. Bak temin ne dedik hani kendi takım arkadaşına iyi geldin hızlı geldin finali çok iyi yaptın Sudanı sesi yok. Devam et buradan. Kızım sana söylüyorum gelinim sen anla. Devam et. İtirazım yok. Ama evet. sen bunu kendi bünyende yap. Yani o bak gerçekten ayarlarıyla oynuyor. Hani Hakan kadar benim ayarlarımla oynamıyor. Ben o çözmüşüm zaten. Her taşın altından çıkıyordu da olsa. Ama bu olayın gidişatı diğer rakip takımı ve sırf hani Adem'de kalmadı. Suudiye'de batmaya başladı. Anıl'a da batmaya başladı. Ne bileyim... Ee... Semay'a da batma başladı. Yani bütün takım Kırmızılar komple gerilmeye başladı bu olaydan dolayı. İnşallah e, kötü bir noktaya hatta. gitmeden bu olay çözülür. Bu durum sence kırmızı takıma eksi yazacak mıdır ilerleyen zamanlarda da? Ya ben Adem sanmıyorum aslında. Şimdi hani çok şey yapıyorlar. Hani bu konuyu da değerlendirdiler kendi içlerinde. Semada söyledi. Hani biz artık duymazsak o tarafı e, illaki ayarlarıyla oynamaya çalışan bir hikmet olacaktır. Ama duymazsan, görmezsen ya da cevap vermezsen bir yerde de sinebilir bu durum. Yani Peki, sence bunu yapabilirler mi? Kolay Hayır. bir şey mi? Şimdi çok ateşli özürler büyüyor artık. Dokunulmazlık var bir yandan. Bir de sona yaklaştıkça aslında onların da yıpranma payı çok fazla. Psikoloji. Ya, psikolojileri de. artık böyle yıpranmış durumda. Bir şeye tahammülleri azaldı. Herhangi bir olayda ya da yenilgide mesela bu durumu kaldıramıyorlar. Çok normal yani. Ben anlayışla karşılıyorum. Olmaz ya. Algıda seçicilik var ya. Ne olursa olsun. Hikmet'in bir lafı onlara batar yani. Ya ama işte hani belki orada kontrol etmek lazım. Şimdi sen cevap verdiğin zaman Hikmet de susmayan bir yapıya sahip ya. O da bir şey söylüyor. Bir şey ekleniyor, bir şey ekleniyor. Sürekli bir şey oluyor. Hani bu durumda kime zarar veriyor? Kendilerine. Kırmızı takım için konuşuyorum. E şimdi sen orada atıyorum hiç cevap vermezsen, duymazdan gelirsen. Ya bir iki belki denemeye çalışırlar. Belki oralarda Hikmet'in hiç sesi çıkmayacak. Ya da Hikmet'in açığını kovalayıp onlar da aynı taktikle yani ayna taktiğini yapıp Hani sen neysen ben de sana oyum gibi yaklaşacak. Bu sefer çünkü Doğrucuğum. en son iki gün önce hatırlarsanız ki Hikmet Ademe karşı oyunu kaybettiğinde oyun alanını terk etti. Evet. Ya belki Hı. yenilgilerle bu şekilde anca tamam. Pardon böyle usted, böyle efendim, de bir şey soracağım. Bir, gerçekten bilmediğim için soruyorum, anlamadığım için soruyorum. Hani oyunun bitiminde kendini atıyor ya Hikmet. Yani şu Feyvanlar etini evet. yapıyor tamam ama O neyin ifadesi? O bu Amerika'da gösteri amaçlı yapılan bir e, güreş müsabakaları vardır hani böyle Tamam biliyorum biliyorum evet. kafesin falan. içindeki şey. tutup böyle aslında güreşte Hayır, de güreş, var da he, bunu tamam, e, o okay. şeyde e, o şeyde abartıp yaparlar böyle onu yapmaya çalışıyor. Tamam. Hikmet'e bak şuradan kızacağım. E, dün programda yoktum bilmiyorum ne konuştunuz ama e, deniz kenarındaki oyunda Sude ile girdiği bir tartışma var işte evet bu şifka sulevo. Yani bak şuna takıldım. Çok konuşuyorsun. Şişkol. Bundan o kadar süre önce senin bir konuda Sude ile konuştuğun bir şeyi sen tutuyorsun orada. Sude bana şey sen bana şişko demiştin falan gibi böyle orada satmaya çalışıyorsun. Yani kızı zor durumda böyle. Demek ki Hikmet'e herhangi bir şey anlatmayacaksın. Evet. Anlatırsan bir gün hesaplar karıştığında kötü olduğunda bunu sana koz olarak kullanabilir. Dün aynı da. şeyi konuştuk masada. Yani Daha yani bu, sen bu çok yanlış bir şey ya. Yani orada sana Hani Hikmet abi ya sen de vallahi maşallah çok çalışıyorsun ama acayip yiyorsun vallahi acayip kilo alacaksın desem mesela Hikmet'e iki hafta sonra takımlar ayrıldığında bu bana şişko demişti ya Hayır, orada gülerek sohbet etmiş olabilirsiniz. Aslında şey, Sude mesela. öyle bir şey demiyor. Kili, hani biraz daha e, kalıplı olduğun için o engelden şöyle geçersin gibi bir konuşmanın. Evet, evet. Sonucunda Sonucuda, şişkoyu çıkartan diye, e, şey oluyor. Hikmet oluyor. İşte ben de o kelime şişkoyu kullanmadan mesela sen de çok yiyorsun ya, valla kilo Ne alıp şişko diye mesela evet. satıyor. E bu sefer sen seyirci olarak diyorsun ki aa sudeye bak kilolarıyla dalga geçiyor. Şimdi bunun tersi olsa mesela bir kadına böyle bir şey dense kıyamet kopuyor. Erkeğe de dendin mi kıyamet kopmalı evet. ama evet, denmemişken öyle. Hikmet bunu bizim önümüze atıyor aslında. Kadın. Ne kadar yanlış bir şey bu. Kadınlar O yüzden, bu, yüzden Hikmet sağlaması. böyle bazen e, bu konularda e, hani Tartışma anlamında bel altı bir e, hücum geçiyor. Yapıyorum. Tabii bu olmamalı yanlış yani. Hazır Hikmet demişken <laughs> o zaman ünlüler takımı Hikmet'le ilgili açıklamalar yapıyorlar. Bakalım neler söylemişler. Hikmet bir şekilde amacına çok güzel ulaşıyor. Bu bir gerçek. Bunu da zaten kırmızı takım kabul ediyor. Hikmet tecrübeli bir isim. Güzel dediğin gibi ayarlarla çok iyi oynuyor. Bu da bir başarıdır bence. %100'ün zaman. başarı Hem... ama şöyle başarısızlık. Ee, sen burada takıma hizmet ediyorsun. Ne anlamda? İyi anlamda ben... başarı demek istemedim. Hayır, biliyorum evet, okey. Hayır tamam. başarı derken şöyle bir başarı. Hikmet ayarlarını bozduğu için hikmetin olduğu takım oynalabilir. Hikmet ayarlarını bozduğu için karşı takımın moral düşebilir. Hikmet ayarlarını bozduğu için Adem, Sude ya da kırmızı takımda kim varsa saçmalayabilir. Ama günün sonunda Hikmet'in şampiyonluğundan hep bir yaprak Çıçı. daha kopuyor. Evet. Bak her olayda bir yaprak kopuyor. Hikmet bunun farkında değil. Takıma hizmet ediyor kaç takımı kışkırtıyor, her türlü kötülüğü yapıyor ama kendi kredisinden yiyor insanların gözünde. Kendine kötülük yapıyor. Kendinden yiyor. Bu net yani, bu net. Farklı mı değil acaba? Farklı bilinçli mi yapıyor ya. yani? Ben nasıl olsa şampiyon olmayacağım. Ya o da olabilir ama belki ben mi? de Survivor'a gittim. Ben de insanların böyle e, bam teline bastığımda olur, ayarlarıyla oynadığımda olur. Bir yerde kendini tutamadığın oluyor. Çünkü ekranda nasıl yansıdığını bilemiyorsun. Bir de insan kendini haklı gördüğünde ya da bazen bir şey söylemek istediğinde susmaya da biliyor. Bu yapı meselesi Hikmet bunu biraz böyle en sertiyle yapıyor. Ya Sude, yani senin o bozuk saat dediğin Sude 2019'da senin yol arkadaşın. Ondan sonrası bir arkadaşlığım var. Sana hiçbir zaman saygıda ku kusur etmiyor Sude. O kadar gelmem. bir şekilde bir ay koruyor. Ay önce aynı takımdalardı. Aynı takımdaydın bu senede. Sen hastaneye geldiğinde arıyor soruyor ziyaret ediyor. Hani böyle bir insan Sude. Bir ailece Sen burada bir oyun kaybettin. Öyle bir şey söyledi. Evet, evet. Ailece görüşüyorlar. Sen burada bir oyun kaybettin. Bozuk saat. Ne bozuk saati? Sude'nin performansı Hikmet'le arasında kaç puan var? Önünüzde açık mı? Açık. Bakıyoruz. Evet. Evet. Parkur oyunları başarı yüzdeleri. %50. Hikmet %57, Sude %52. Evet. Aralarında çok Hiçbir büyük bir şey fark aslında. yok evet. baktığında. E, bu ne demek? Çıktıkları yani, oyunda biri 221 biri 220. E yani ko, ko, ko. ikisi de oyuna da çıkmışlar. Sude e, bozuk saat değil Survivor'da. Sude bozuk saat değil. Onu Hikmet geçsin. Hikmet'i nasıl düşürebilirler diye ben sadece şöyle düşünüyorum. Hikmet'i nasıl düşürürsün biliyor musun? Çatır çutur yenerek düşürürsün. Aynen. Düşürürsün. Aa dersin aynı atlamayı yaparsın. Hadi konuşsana parkurda dersin. İki tane dörtte sıfır yapıştırdı mı Hikmet öyle böyle kuzu gibi oturur. Hikmet zaten Survivor'a başladığında performans anlamında çok iyi değildi. E, belki sakatlığından dolayı. Belki. Kuzu gibiydi. Ee, hani antrenmansız kaldığından dolayı atışları da çok iyi değildi. Daha kendini bulamamışken Hikmet hep sessiz kalan, aslında biraz da mağdur olan taraftı. Neden? Seçmelere çıkamıyordu. Seçmelerde arkadaşlarına isyan ediyordu. Ben niye seçmiyorum? Benim de seçmem lazım diye. Oralarda hep mesela sessiz bir hikmet vardı. Ne zaman ki oyun kazanmaya başladı Hikmet, kendini buldu. O sakatlık belki psikolojisinin üstünden tamamen attı. Şimdi çok farklı bir Hikmet izliyoruz. Ama oyun kaybettiğinde mesela o deniz parkurunda da Adem'e karşı oyun kaybettiğinde kimseyi dinlemeden şunu dedi. Ben dedi Adem'i tekrardan ben Adem'i seçeceğim. Hani skor onun için önemli değildi. Yani takımın e, oradaki menfaati çıkarları önemli değildi. Hikmet kendisini düşünerek dedi ki benim Adem'den tekrardan sayı alıyor olmam gerekiyor dedi. Ve seçimini yaptı tekrardan yenildi. İşte aslında Hikmet'in bence zayıf noktası oyunu kaybediyor oluşu. Ne zaman ki siz sürekli Hikmet'i yenmeye başlarsınız, o kadar fazla sesi kısılmış olacak. Yani hani bu matematik bence hiç değişmeyecek. Kesinlikle katılıyorum. Hikmet'in zayıf noktası Her Taş'ın altından çıkan Hikmet. Kaybetmesi, oyunu kaybetmesi. Birinci oyunu kaybetsin yeter fikrim Hikmet'e. Gerisi çorap söküğü geliyor. Eğer e, ünlüler bu olayı çözerse bu e, bam teli hani herkesin diyoruz ya bam teli. Bu bam telini çözerse çok farklı bir e, Serifen onları bekliyor ki bu onlar artı olarak kazan dönem. Ama enerjiler çok çabuk düşüyor mesela. Çok kırmızı. kolay değil zaten hikmeti de hani yeniyim düşüreyim. Tabii hikmet çok başarılı evet, hani o her karşı tarafı bozuyor ama. Ya bir o kadar da başarısı var atışlarda yani ben de olsam mesela ben Güzel de e güç güvenirim. Ya yani bir güven veren bir yarışmacı. Benim takımımda olsun isterim ama. Hem oyunun bazında hem bench bazında benchten de çok destek veriyor. Evet. Hani. Ya rakidir, antrenör olduğu yıldır, için de olabilirim. olabilir. Onun bu, etkisi bu olabilir. De. Bak böyle yandan benchten kaç tane oyun aldığını biliyorum Hikmet'in. baskıyla Çok iyi yönlendiriyor. Müthiş yönlendiriyor. Çok önemli bir özellik evet. bence aslında. Oyunu iyi okuyor, parkuru çok iyi analiz ediyor. Hani çıkmadan ilk önce kadınlar çıktı halde parkur içindeki e, ilk yarışan yarışmacıdan gerekli bilgiler alıyor. Ondan sonra parkur analizini yapıyor. Ona göre de destek veriyor. Evet. Yani önemli ama işte diyoruz ya hani ya bunları yapıyorsun bu tarafın senden bir şeyler alıp götürüyor. Peki sizce mavi takımın birçok başarısının altında Hikmet'in bu tarz davranışlarından kaynaklı artı anlamda? Sırf ama hikmet değil, değil. Mavi takımın başarısının altı sırf hikmet değil. Mavi takımın başarısının altı ana maddesi takım olmaları. Takım ana madde o. Tabii ki ama şu işlerine geliyor. Ee, son zamanlardaki ogeday adem çekişmelerini saymazsak hikmet takımın paratoneli gibi. Yani karşı takımda olan bütün o elektriği hikmet üstleniyor. E Diğerleri oyuna konsantre oluyor, oluyorlar. Herhangi bir sıkıntı yok. Hikmet herkesle bir şekilde kavga ediyor, tartışıyor. Karşı tarafı aşağı çekiyor. Gerekirse kendi seyirci önünde e, kötü duruma düşüyor ama diğerleri daha e, doğru kalıyorlar mesela genel anlamda diyorum. E bu da bir en takımın zaman. kendi içindeki e, görev üstlenmesi diyelim. Evet. Görev. Gibi, evet. o? Aynen. Futboldaki Şimdi... gibi. Yok. Futbol, Futbol Peki. yok. <laughs> Şimdi dünkü oyuna gidelim. mesela. Dünkü mini oyunda da bir tartışma yaşandı. Oraya gidiyoruz. Evrim Batuhan'la bu oyun bitmez derken iğneleyici miydi? Yoksa Gerçekten. Yani gerçekten hani bitmez, çok uzun sürer, düşünür, uzatır anlamında mıydı? E ya ondan dolayı. Damla ya niye şaşırdın Damla? <laughs> yani çok bariz bir şekilde iğneleyici hani yani orada lafuk. Ben ilk iğneleyici olarak size? anlamadım mesela. Nasıl, nasıl anladın? şimdi iki saat tane hani düşünecek, açacak, kapatacak, oyun uzayacak ya. gibi. Hani iğnelemedi aynı, aynı şey, aynı şey. Bence. Diyorsun. Bence öyle. Hani Batuhan ağırlığından dolayı, yavaştan dolayı Evrim orada bir sitem ediyor. E bu iş bitmeyecek herhalde. Batuhan uzattıkça uzatacak gibi bir iğneleme yapıyor. Batuhan da duyuyor bunu. Evet. Ama bu sefer de Evrimi eleştirmem gerekiyor. Yani yaşın evet. boyundan büyük işlere karışıyorsun, laflar ediyorsun falanlar falan yaşa giriyor tekrar. Neden herkes Batuhan'ı yaşından vurmaya çalışıyor? Bence Batuhan yani güzel bir survivor izliyor ve yarışıyor da. Ben çok başarılı Yaşıyor resmen söyleyeyim. Evet, çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Hem oyunlarda e, takımsal anlamda işte ya sadece bir o deniz parkurundaki kendi çıkarlarını düşünüyor olmasını eleştiririm ama onun dışındaki takımı birlik beraberlik içerisinde tutuyor ve koruyor olmasını takdir ederim. Ya yani bu anlamda da ben kesinlikle yani eee Batuhan'ı eleştiremem. Kaldı ki isterse iki saat boyunca orada düşünür yani. Bu evrime kalmamış gibi Oyunun bir durum kuralı yani. yok ki. Hani düşünemezsin evet. diye. Hadi bir dakika içinde seç ya da on saniye hakkın var diye bir şey yoksa. Bunu orada da düşünebilir yani. Zaten. Aynen. Yani burada şey yapamaz Kemal abi. Hep yaşından dolayı Batuhan niye eleştiriliyor siz? Yok abi şimdi eleştiriliyor bir anda da. Yani oyun. Hafıza oydu ya. Adam konsantresini oraya vermesi lazım. <laughs> evrim diyor ki sen oralarla da ilgilenme. Sen bu tarafa takıl diyor. Hikmetten feyiz alıp ya, ayarlarıyla oynadı o zaman. Yani, yani evrim tutulacak yerin yok yani. Bir tutmak istiyorum seni ama yok. Ya hafıza oydu. Çocuk hafızasını oraya verecek. Bir önceki Hangisi? Da tutmadın abi. Efendim? bir önceki tartışmasında Nagihan'la olan da orada tutabilirdi. Çünkü orada Nagihan vardı. Ben <laughs> adaletten yalayım Kim olursa olsun ne kadar savunursam savunayım. Yanlış yapmışsa kim olursa olsun söylerim. öleceğimi de bilsem gene söylerim. Evrim burada hatalısın. Bırak çocuk düşünsün ya. En doğal hakkı. Yani <laughs> Tabii orada ki. sonuçta bir oyun var ve onun bitimi ne? Bir ödül alınacak değil mi? Evet. Ne evet. ödül ne? Arsa. Hayır. Şey. Sen de, de <laughs> emlakçısın evet. evet. <laughs> e, da Barbekü partisi. Barbekü partisi. Tamam. Özür dilerim. Aynı şey zaten. Aynı barbekü yaparız. Boşver Kemal abi. Survivor yarışmacıları için. Gönlümde ol Kemal abi. Harsa ver. Çeviremezsin geçti. Şimdi bu bu bölümde haklı, çok haklı. Batuhan'ı yerden gök atarak veriyorum. Evrim haksızsın. Bitti. Benim bir doğum günü kutlamam var. Ah, kimin? Bugün benim kız kardeşimin doğum günü, Zeynep'in. Zeynep bizim aile için farklı bir değeri vardır. Kardeşin. Çünkü. Kardeşim. Ay evet. kardeşim olması dışında birinci yaş günü hastanede geçirip şöyle bir şey olmuş, bağırsak ha? düğümlenmesi olmuş. Evet, ben hatırlamıyorum tabi de yüzde on yaşama şansıyla ameliyata girmişti. Annem hep anlatır çok zor günlerde çok zor anlardı diye. Fakat oradan kurtulup işte bu yaşlara geldi. Nice yaşların oldu. Ben çok seviyorum. Oldu. 40 oldu. Zeynep. Zeynep'i Zeynep, evet. ee, Pardon şey ben söyledim ama 40 olabileceğini ama çünkü düşmedim. Hiç göstermiyor olsun. yaşını. Seni çok seviyorum. Ee, i̇nşallah hayat sana sağlık, huzur ve güzellikler getirsin. Amin. Amin. Kardeş. Onşallah. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Haftaya çok güzel edersin. başladık. Bizden hemen sonra canım annem var. Yarın görüşmek üzere.